Öncelikle hoş geldiniz Balıca Mağarası Tabiat Parkı'na. Ben Mehmet Ülkü, Balıca Mağarası'nın alan kılavuzuyum. Arkadaşlar, Balıca Mağarası tabi sıradan bir mağara değil. Balıca Mağarası karstik çeşitlilik açısından çok zengin. Bilmiyorum, aşağı kata indiniz mi? İndik. Yeni salona. Yeni salonda gördünüz değil mi soğan sarkıtlar? Evet. Soğan sarkıtlar hocam Balıca Mağarası'nı uluslararası yapıyor. Soğan sarkıtlar Balıca Mağarası'nı diğer mağaralardan ayırıyor. Balıca Mağarası'nda ilk araştırmalar 1993 yılında başladı. 1994'te de mağaranın haritası çıkarıldı. Maden Teknik Arama tarafından. Haritalandırılan alan 6500 metrekarelik bir alan. Bu sadece mağaranın 5'te 1'i açılanı. Ama biz bu mağarayı karstik alan olarak ele alacak olursak, yani mağara oluşumuna uygun kaya çapı olarak 19 kilometrelik bir alanı kapsıyor. Geniş bir karstik yapıya sahip. Peki bu karstik alanın tamamını araştırmak mümkün mü hocam? Değil. Neden değil? Bakın, çevreye iyi bakın. Bunlar düşmüş, kopmuş kaya blokları. Düşüren ne? Tektonik depremler. Tektonik hareketler. Tektonik hareketler sonucu düşen, kopan kaya blokları geçitlerin birçoğunu tıkamış cepleri. Bu da araştırmayı zorlaştırıyor hocam. Birçok mağaranın tamamı keşfedilemiyor. Dünyamızda 200 yıldır sonu bulunmayan bir mağara var. Mağara Amerika'da. Mağaranın uzunluğu ne? 590 kilometre. Mamut mağarası. Dev bir mağara. 200 yıldır sonu bulunmadı. Şu an mağara içerisinde, Balıca Mağarası'nın içerisinde ziyarete açılmış 8 tane salon var. Kat sayısı 5 hocam. Kat sayısı 5. Bunun devam etmesi planlanıyor mu yoksa? Açılanla kalacak. Açılanla kalacak. Daha başka bir galeri açmayı düşünmüyor hocalarımız. Çünkü o bölgeler sıkıntılı. Ziyaretçinin gezmesine uygun bir bölge değil. Yani biz de araştırmalara katılıyoruz alan kılavuzu olarak. Çok derin uçurumlar var. Yer yer traverten boşluklar 50-60 metreye düşüyor. Yani büyük. Ama açıldığı anda güzel olmuş. Yani ziyaretçilerimiz şu an hocam mağara giriş kapısından yatayda 680 metre ilerleyebiliyorlar. Dikeyde de 75 metre bir derinliğe ulaşıyor ziyaretçi. Mağara içi sıcaklığı 17 ila 24 derece arasında, mutlak nem %40 ila 80 arasında yer yer değişiyor. Bakın, burada sıcaklık 24 dereceye yükseliyor. Neden? Burada ana kaya ince olduğu için dış etkenlerden, mevsimsel değişikliklerden etkileniyor. Ana kaya kalınlaştıkça etki azalıyor. Yeni salonda sıcaklık 17 dereceye düşüyor, mutlak nem %80. Burada mutlak nem %40 olduğu için buralarda hemen pul pul soyulmalar, dökülmeler görülüyor. Burada tabii kalsiti gevşetebiliyor. Küresel ısınmalar mağaraları ne yazık ki etkiliyor hocam. O geç bulunmuş bir şey ama evet, insanlık adına tabii çok güzel bir kaynak değer, güzel bir mağara. Sağlık açısından Sağlık açısından hocam, bizim 15 yıldır yurt dışından düzenli gelen Rus hastalarımız vardı. Hollanda'dan, Fransa'dan, Belçika'dan, daha 2-3 hafta önce Belçika'dan yine hastamız vardı. Şimdi yurt dışından gelen özellikle Rus hastalar alternatif tıpa çok meraklı. Onlar 21 günü doldurmadan gitmiyor. Yani 21 gün. Kür 21 gün. Bunu günde, bizim günde 3,5 saat bu havayı solumanız gerekiyor. Bunu bizim insanlar faydalanmıyor. Sadece bir şimdi, meraktan gelip görenler var. Şimdi yurt içinden gelen hastaların birçoğu bir günde tedavi olacağını zannediyor. En az bir hafta. Ruslar bu mağaraya öğleden sonra girmiyor. Neden? Öğleden sonra ziyaretçi çoğalınca ter kokuları, parfüm kokuları, bıraktığımız karbondioksit, hava değişiyor. Ruslar bu mağaraya ne zaman geliyor? Bahar aylarında geliyor. Bahar aylarında gelince damlama artıyor, mağara havası daha değişken oluyor. Tabii burada hastaları da iyileştirici ne var? İyon. Evet. İyon var hocam. Mağara içerisinde yüksek iyon var. İnsan şu anda denizden çıkmış. Tabii. Denizde yüzersin, çıkarsın aynen, da denizin de tuzları yönü. Bakın, iyonlar deniz kenarlarında var. İyonlar şelalelerde var. İyonlar yüksek dağlarda var. İyonlar mağaralarda var. Ama bu mağarada iyon çok yüksek. Ballıca mağarası kalsit kristalleriyle kaplı. Bakın, bunların tamamı kalsittir hocam. Kalsit kristalleri, bunlar CO3, kalsiyum karbonat. Bakın, şu kireç taşının çözülmesi sonucu meydana geliyor. Bu mağaranın ana kayası. Dikkat ederseniz bakın, genç oluşumlar da var. Balıca evet. Mağarası hala yaşayan bir mağara. Oluşumunu devam ettiren bir mağara. Dikkat edin, bakın, kırık hatlar ve çatlaklar boyunca gelişmiştir yapılar. O kırık hatlardan süzülen yağmur kar suları ne yapıyor? Kar kelli yapıyı çözüyor. Kireç taşını. Çok güzel bir doğa. Ya aslında ne yapıyor?
su yukarıdan kireç taşını parçalıyor, dış yüzeyden iç yüzeye sürüklüyor. Buna ne diyorlar? Korozyon. Korozyon. Sürekli bir korozyon halinde. 3.4 milyon yıldır tahminen kireç taşı korozyon halinde. Ama kireç taşının yaşını ele alacak olursak Permiyen dönemi hocam, Permiyen. Karbonifer dönemiyle aynı bir dönemdir. Günümüzden 292 milyon yıl öncesine ait kireç taşları. Yaşayan bildiğimiz efsanemiz. Tabii, teşekkürler. Tabii. Ben de teşekkür ediyorum hocam. Ayaklarınıza sağlık. Şimdiden hayırlı bayramlar diliyorum. Teşekkürler.